6-7 aydır Şahin Çiloğlu ile ilgili yaptığımız röportajlarda bir yol kat edemedik. Furkan Bal olarak Şahin Çiloğlu firması Almanya'daki firmayı dolandırdı. Çöpe gitmesi gereken ürünleri Almanya'da marketlerde satıyor. Bunu defalarca söyledim. İlgilenen olmadı. Firmayı elimizden aldı. Paramızı ödemedi. Bizi mağdur etti. 6 aydır peşinde koşuyoruz. Arada aracılar vardı. Onlarla da biz oturduk. Hesap yaptılar. Yine ödemedi. En sonunda beni tehdit etmeye başladı. Çek davayı diye. Ünye'deki arkadaşlara da aracılar gönderdi davayı geri çekin diye. Bunların hiçbirini yapmadık ve yapmayacağız da. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Şu anda adliyeye geldim. Şahin Çiloğlu, Harun Çiloğlu beni dolandırdı diye onlara da durumu anlatacağım, dilekçemi vereceğim. Aynı zamanda vergi kaçakçılığı da yapıyor. Bunu daha önce de ben defalarca söylemiştim. Yurt dışına götürmüş olduğu ürünleri, faturalarını iptal ederek hem Türk devletini hem de Alman devletini şu anda kandırdı, dolandırdı. Mutlaka birilerinin buna dur demesi lazım. İstanbul'daki Çiloğlu ayağının, Almanya'daki Çiloğlu ayağının incelenmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa benim ne kadar haklı olduğum ortaya çıkacaktır. Bu tür insanlara ön verilmemesi gerekiyor. Şu anda Çiloğlu balları olarak, Furkan Bal olarak Almanya'da halkın sağlığıyla oynayacak şekilde çöpe gitmesi gereken, arı yeme olması gereken ballar marketlerde dolaşıyor. Bunu da ben vatandaş olarak anlatmam gerekiyor. Bunları ben anlatmak için savcılığa suç duyurusunda bulunmak için geldim bugün. Her ne kadar tehdit edilsem de ben bunu yapmak zorundayım. İstediği kadar tehdit etsin. Yapacağı hiçbir şey yok. Şahin Çiloğlu, Harun Çiloğlu beni dolandırdı.